Bu sistem sorunu dediniz ya, sistem sorunuyla alakalı çözüm TFF mi yoksa Kulüpler Birliği mi? Çözüm akıllından üstündür. Kulüplerin inatlaşmadan, ortak bir istişareyle, aceleye getirmeden ve bundan sonraki MHK Başkanı kurulu kim olacaksa gerçekten değişime ihtiyaç olduğunu, bu değişimin de futbolun tüm paydaşlarıyla beraber çok kısa ve orta vadeli adımlarla, değişikliklerle bir kısmını hemen bir kısmını sindiresinde yapıp en geç iki sezon içinde bugün konuştuğumuz bütün sorunlardan arınabilecek bir yapıyı oluşturmak. Tabii ki hata olacak. İnsan olduğu yerde her zaman hata olur. Ama güvensizlik ve soru işaretleri öyle bir boyuta geldi ki yani ortalıkta millet birbirine girecek durumda. Yani bizlerin de büyük kulüplerin özellikle milyonlarca taraftarı var. Onların da şüpheleri, endişeleri, tenkitleri. Ama biz hepimiz maça atanacak hakemler konusunda aman başına bir şey gelmesin diye arkadan federasyonda tanıdığımız yakın bulunduğumuz kişileri arayıp bir şekilde hakem atamalarına müdahale edecek bir konuma gelindiyse sıkıntı burada. Ama ben şunu söyleyeyim. Bugün de toplantıda söyledim. Ben 4 senedir bir kere federasyonun bir yetkilisini şu hakemi atayın, bu hakemi atamayın ve hakem kim olacak diye aramayanın rahatlığıyla böyle konuşuyorum. Bizler de kulüpler, yöneticiler kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Hakikaten bu sistemin doğru işlemesi istiyorsak bizler de kapalı kapılar arkasında müdahaleler içinde bulunmamamız lazım. Ne yapıyorsak açık yapmamız lazım. Ama bu yumurta tavuk meselesi. Sistem belki iyi olsaydı kimse bu yöntemlere başvurmak zorunda ihtiyacı duymaz, zorunda hissetmezdi kendini. Dolayısıyla orada da yumurta tavuk durum var. İnşallah her biriyle en doğru yolu buluruz. Doğru yolu bulmak da çok uzakta değil. Çalışan sistemler var. Tekerleği her zaman söylüyorum, yeniden icat etmemize gerek yok. İnşallah en hayırlısı olur. İnşallah ilk önce doğru bir başkan, altındaki kurulun üyeleri, sonra beraber istişareye başlayıp ivedilikli problemleri adreslemek. Daha evvel de geçen hafta da söyledim. Bu yapısal değişiklikler ve insan kaynağının kalitesinin arttırılması, hakem alternatiflerinin çoğalması, var hakeminle orta saha hakemini ayırmasına kadar gelecek süreçte tabii ki zaman alacak. Ama şu an tepe yapmış endişeleri de acilen bir nebze azaltacak ve hepimizin de kulüpler olarak altına imza atacağımız adımlar da net bir şekilde ortada. Yani hemen ne talimat değişikliği ne o ne bu çabucak yapılabilecek adımlar da ortada. İnşallah en doğrusu yapılır. Sayın Başkan, hakemler üzerinden konuşuyorsunuz ama bir de bu yani burada temsilciler, gözlemciler de dahil değil mi? Çünkü mesela başka bir takımın hocasına küfür ettiği bariz şekilde kameraya yansıyan bir maç ceza veriliyor. Altay çok farklı bir pozisyonda bir maç alıyor. Ya burada da bir adaletsizlik var gibi. Şimdi adaletsizlik zaten standartsızlığından. Sen aynı şey yapıyorsun, başka ceza alıyorsun. Ben aynı şey yapıyorum, başka ceza alıyorum. Bir öteki aynı şey yapıyor, bambaşka ceza alıyor. Bir standart olmamasın. Ama biz kulüpler olarak artık şikayet ederek bir yere varılmayacağını artık bizim faal olarak, aktif olarak federasyonumuzla beraber bir süreçte bu işleri adres etmemiz gerektiğini inancına geldik. Yani bu da Türk futbolunda yıllardır görülmeyen bir yol. Peki umudunuz var mı? Yani kısa sürede bir toparlanma olacağına dair. Çünkü yıllardır aynı şeyleri konuşuyoruz. Bu işten en çok çeken kulüp Fenerbahçe'dir. Bunu herhalde taraflı tarafsız herkes aynı noktadadır. En çok Fenerbahçe'de dolayısıyla bu şeyleri dinlendiriyor. Şimdi biz 2-3 senedir dinlendiriyoruz. Şimdi herkes dinlendirmeye başladı. Ben 2018'de yola çıktığım zaman Türk futbolunun mali durumunu söylerken bir tek ben söylüyordum. Bir de Saffet Sancaklı vardı. Bugün herkes söylüyor. Bankalar Birliği'yle yapılan anlaşmanın olmayacağını, ilk imza atılan anlaşmanın doğrusunun bu olmadığını,
bir sezon geçmeden bu sistemin çökeceğini, yeniden yapmak zorunda kalacağımızı bari peşinden başından doğru dizayn edelim demiştim. Yalnızlık. Hatta bazı başkanlar devlete kafa mı tutuyorsun diye fırsatçılık yaptı. Ama geldiğimiz bir sene sonra geldiğimiz noktada aynı noktaya geldik. Hakemler için de aynı şey geçerli. Bunun sürdürülebilir sistem olmadığını biz haykırıyoruz. Şimdi bütün kulüpler aynı noktaya geldik. İnşallah bu fikir birliğinden memleketimiz için hayırlı bir şey çıkar. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar, iyi haftalar.